Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir denklem sorusu çözeceğiz. Oldukça ilginç bir denklem ve çözüm yöntemi de oldukça ilginç. Hoşunuza gideceğini umut ediyorum. Sorumuz şöyle: 1 bölü x küp eksi 1 bölü x artı 1'in kübü eşittir 7 bölü 8. Evet, bu denklemi sağlayan x'i arıyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi 1 bölü x küp eksi 1 bölü x artı 1'in kübü eşittir 7 bölü 8. Şimdi şöyle bir dönüşüm yapıyorum. 1 bölü x'e a diyorum. 1 bölü x artı 1'e de b diyorum. Ve 1 bölü b eksi 1 bölü a işlemine bakıyorum. 1 bölü b ne olur bu durumda? X artı 1. 1 bölü a ne olur? X. Dolayısıyla bu fark neye eşit olacaktır? 1'e. Aynı zamanda 1 bölü b eksi 1 bölü a da neye eşittir? A eksi b bölü ab. Demek ki a eksi b neymiş? A çarpı b'ye eşitmiştir. Şimdi a küp eksi b küp, orijinal denklemimizde şunu a demiştik. Daha doğrusu 1 bölü x'e a demiştik. 1 bölü x artı 1'e de b demiştik. Dolayısıyla 1 bölü x küp eksi 1 bölü x artı 1'in kübü ne olacaktır? A küp eksi b küp. A küp eksi b küp 7 bölü 8'e eşit. Aynı zamanda a eksi b de ab'ye eşit. Şimdi a eksi b'nin kübünün açılımına baktığımız zaman a küp eksi b küp eksi 3ab çarpı a eksi b şeklinde yazabiliriz. Sol tarafta a eksi b'nin kübü, a eksi b neydi? A eksi b ab'ydi. Dolayısıyla ab'nin kübü a küp b küp eşittir. A küp eksi b küp 7 bölü 8'e eşitti. Dolayısıyla 7 bölü 8 eksi 3ab çarpı a eksi b. A eksi b gördüğüm yere de şuradaki ab yazıyorum. Dolayısıyla a küp b küp eşittir 7 bölü 8 eksi 3ab çarpı ab. Burada eşitliğin her iki tarafını 8 ile çarpıyorum. 8 a küp b küp eşittir 7 eksi 24 a kare b kare oldu. Şimdi burada ab eşittir t dönüşümü uyguluyorum. Yani t eşittir ab olsun. Dolayısıyla denklem ne oluyor? 8 t küp artı 24 t kare eksi 7. Bunu da şöyle yazabilirim. 8 t küp 2 t'nin kübüdür. Artı 24 t kareyi de 6 çarpı 2 t'nin karesi şeklinde yazıyorum. Eksi 7 eşittir 0. Burada da yine bir dönüşüm daha uyguluyorum. U eşittir 2 t olsun. Dolayısıyla 3. dereceden denklemimiz ne hale dönmüş oldu? U küp artı 6 u kare eksi 7. Bu da u eksi 1. Bu u eşittir 1, bu denklemin bir köküdür. Dolayısıyla çarpanlarından biri u eksi 1 olması gerekiyor. Yani bu 3. dereceden denklemi de şu şekilde u eksi 1 çarpı u kare artı 7 u artı 7 şeklinde yazabilirim. Bu çarpım 0'a eşitse u eşittir 1'dir veya u eşittir, bakın şu 2. dereceden denklemin kökleri de eksi 7 artı eksi kök içerisinde 49 eksi 28 bölü 2, o da eksi 7 artı eksi kök 21 bölü 2 oluyor. Şu ifade ister artı olsun ister eksi olsun, eksi 7 artı eksi kök 21 bölü 2 her zaman sıfırdan küçük. Şimdi u neydi? 2t'ydi. T neydi? ab'ydi. U da 1 veya şuna eşitti. Şu ifadede sıfırdan küçük. Şimdi a küp eksi b küp neydi? 7 bölü 8. 7 bölü 8 sıfırdan büyük. Bu durumda a küp eksi b küp sıfırdan büyük olduğuna göre demek ki a küp b küpten büyük demektir. Dolayısıyla a küp b küpten büyükse bu durumda a da b'den büyüktür. A b'den büyükse bu durumda a eksi b sıfırdan büyük olması gerekiyor. A eksi b de aynı zamanda ab'ydi. Ab de t idi. T de u bölü 2 idi. Demek ki u bölü 2 de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bu bize u'nun sıfırdan büyük olması gerektiğini söylüyor. Oysa şurada u negatif geliyor. Yani şunun artılısını da alsak, eksilisini de alsak şuradan eksi bir u değeri çıkıyor. U sıfırdan büyük olduğuna göre demek ki u bunlardan biri olamaz. Yani u olsa olsa ne oluyor o zaman? Tek bir seçenek var. U eşittir 1 oluyor. Şimdi u 2t idi. T ab idi. U da eşittir 1. Aynı zamanda 1 bölü x'e a demiştik. 1 bölü x artı 1'e de b demiştik. Şimdi t eşittir ab idi. O da eşittir 1 bölü 2. Çünkü neden? U 1'di. U 1 olduğu için t ne çıkıyor? 1 bölü 2. Bu da eşittir 1 bölü
AB neydi? 1 bölü x ile 1 bölü x artı 1'in çarpımı. Yani AB gördüğüm yere de 1 bölü x çarpı x artı 1 yazıyorum. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşitse x çarpı x artı 1 2 eşit olması gerekiyor. Yani x kare artı x eksi 2 ki bu da çarpanlara ayrılabiliyor. X artı 2 ile x eksi 1'in çarpımına eşit. Bu 0'a eşit. Bu durumda x eksi 2 veya x eşittir 1 denklem kökleri bulunmuş oluyor. X'e de 1 yazalım. Bakın burada 1 bölü 1 eksi 1 bölü 8. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 8 eşittir 7 bölü 8 sağlıyor. X'e de eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsak bakın şurası eksi 1 bölü 8 olur. Eksi 2 yazdığımız zaman da şuradan da 1 gelir. Yani bu 1 eksi 1 bölü 8 olur. Yine aynı yani x gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman ki aynı ifade elde ediliyor. Yani sonuç yine 7 bölü 8 çıkıyor. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.